Onur, orada biraz Galatasaray kamuoyunu, Galatasaray medyası değil, Galatasaray kamuoyunu bir takdir etmek lazım. 4-0, 3-0 bitti ya. Yani düşünsen aynı şey Fenerbahçe'de olduğunu. Bak odunu çıkartın. Bak bu odunu çıkarıp döver. Galatasaray kamuoyu diyorum, özellikle altını çiziyorum. Abi buna katılmıyorum. Buna katılmıyorum. Buna katılmıyorum. Fatih Terim, Fatih Terim kamuoyu. Mevzu bu. Galatasaray değil o Fatih Terim. Mevzu bu. Aynı Tudor yediği zaman mesela Tudor'un Başakşehir maçı var 5-1. Galatasaray'ın Trabzon 4-0 maçı var. Fark var mı? Daha bence daha kötü Trabzon maçı. Trabzon ikinci yarı oynamadı. Trabzon maçı çok daha kötü. Başakşehir. Ya Trabzon ikinci yarı oynasa 7-0 biterdi maçı. Bak dakika 55'te Galatasaray'ın galibiyet şansı vardı Başakşehir maçında. Tabii. 2-1 yapmıştı. Oynuyordu. Top döndü. Pozisyonda buluyordu. İşte Trabzon'da tabii. Alakasız 0. bir gol oldu. Başakşehir çarptı marttı bir şey oldu oralarda. 3-1'den sonra koptu orada yay. Doğru. Burada 4-0. O zaman 3-0 ilk yarı bitti. Düzeltmek lazım. Mevzu Fatih Terim kamuoyu. Fatih Terim kamuoyudur. Fatih Terim'in kredisi çok yüksek. Ha, ama canım, biraz ama Fatih Terim'in yüksek olması da gerekiyor. Çünkü bakıyorsun işte 21'de 7 ya. Getirelim artık. Fatih Terim Maykon'u sokuyor, Donk'u sokuyor, maç alıyor. Bir bakıyoruz yöneticiler demeç vermeye başlıyor abi. Böyle bir güzel. Böyle bir şeyi, böyle bir yürü yönetim oradan. Şekli yok. Yürü oradan. Resmen Fazlı'ya. Abdurrahim Albayrak'ın bak samimi olarak fikrimi söyleyeceğim. Ben her zaman abartılmış bir yönetici fikri. Medyada demedik çocuklar. Yanlış yazmayın. Fatih Terim kamuoyu verdik. Medyada öyle bir şey söylemedi Uğur. Hayır. Fatih Terim kamuoyu var. Kamuoyu var. Ben özellikle medya lafını dışarı bırak. Kamuoyu lafı. Bence ben Abdurrahim Albayrak'ın etkisinin ben her zaman abartılı olduğunu düşünüyorum. Tamam sempatik bir figür, medyatik bir figür olabilir. Ama medyatik bir figür olmak her şeyi mükemmel yapıldığı anlamına gelmez. Kaldı ki kendisi de hani bilmiyorum dost sohbetlerine kabul ediyor mudur etmiyor mudur bilemiyorum. Yöneticilik tarihinin gördüğü en büyük facialardan kendi tabirle facialardan birine imza attı ve bu takım çift forveti Maykon'la Donk'la oynamak zorunda kalıyor. Bunu İşte ne bileyim CFO'ya ihale edebilirsiniz ki tamam onun da payı vardır onu da kabul ediyorum. Ya da işte başka faktörleri devreye sokmuş olabilirsiniz ama bu da sizin sorumluluğunuzdur. Boşu boşuna sizi yönetici yapmıyorlar ya da yönetici seçmiyorlar. Ve transfer dönemi de benim bildiğim kadarıyla 7 günden ibaret değil değil mi abi? 7 gün değil yani sonuçta atıyorum Gomez'i satmayı düşünüyorsan bunu herhalde Temmuz ortasından beri bir planlamışsındır. Ya da görüşüyorsundur ya da hocayla fikir alışverişinde bulunuyorsundur. Yani öyle son iki gün bizi mahvetti. Oldu yani. Son iki günün mahvetti Antalya Spor'u 1-0 yenince mi? Aklına geldi Sayın Abdurrahim Albayrak. Hiç kusura bakmayacaklar. Ya işte yenilince konuşmuyorlarsa aynı şeyi devam ettirsinler. Bıraksınlar yani zaten bak başkanlık makamına saygısızlık etmek isteyen Mustafa Bey iyi niyetle çalışmaya çalışıyor. En azından öyle diyeyim. Ama bu kulübün başkanı da Fatih Terim. Yöneticisi de Fatih Terim. Teknik direktörü de Fatih Terim. Bu kulüpte herhangi bir kulübün kredisi varsa taraftan izle tamamen Fatih Terim odaklı bir kredi. Doğal olarak çıkıp da işte galibiyetten pay devşirmeye çalışmasın Abdurrahim Bey. Hiç gerek yok. Fatih Terim zaten demecini de veriyor. Basın sözcülüğünü de yapıyor. Artık şey de yapıyor. Hani kulüp kanalının görevini de yapıyor. Açıyor Instagram'dan işte. Sosyal medyada yönetiyor. Instagram'dan mesajını da veriyor. Hiç gerek yok. Ben şeye de gerek yok. Yani bir kendi medyası da var. Medyası var dediğim şey işte yani doğrudan temas kuruyor. Nerede kalmış diye mesaj atıp 160 bin RT oldu. 200 bin mi oldu? 250 mi oldu? Neyse. Ver. Yani doğal olarak burada bıraksınlar Fatih'e zaten şeyi bırakmışlar. Takımı bırakmışlar. Yavaş, kazanınca da bıraksınlar. Kaybedince bırakmakla olmuyor. Efendim Fenerbahçe'nin 11'i geldi. Esas problemlerden bir tanesi Rodriguez'in çok istikrarsız olması. Ya zaten hani şeyi de anlıyorum. Rodriguez'in istikrarlısı 30 milyon euro. Tamam. Ama çok da istikrarsız olmuş. Yani bu kadar da olmaması lazım. Yani Rodriguez bence bilmiyorum senin belki sen de o anlamda düşünüyorum. Rodriguez bence Türkiye'de olduğundan çok daha fazla abartılmış bir adamdır. Sebebi de bu senin dediğin bazen çok yükselmesi. Ama Türkiye'de de böyle adamlara da ihtiyaç var. Şey, yani bir maçı alabilecek, maça hareket getirebilecek, ortalığı karıştırabilecek. İlla katkı yapması gerekmiyor. İlla ne bileyim katkı dediğim. Bakınız Kasımpaşa maçı. 3 gol 2 asiste gerek yok. Aynen öyle. Bu tarz performanslar gerekiyor mu? Rodriguez hem top ezen bir hale geldi. Bireysel oynamaya çalışan. Yorgunken çekilmiyor diyelim. Aynen öyle. Bazı oyuncu vardır formsuzken çekilmez. Bazı oyuncusu vardır ortalaması vardır. Lan vasat falan dersin geçersin. Fernando kötüyken mesela kimse anlamaz Fernando kötü olduğunu. Çünkü görevini belli ölçüde yapar adam.
Ama Ford oyuncuları genellikle hep formda olmak zorunda. Öyle yani, Rodriguez kötü ama burada ben ihaleyi sadece Rodriguez'e bırakmak açısından kesinlikle söylemiyorum. Rodriguez kötü olursa bize katkı versin diye geldi Henry Onyekuru. Şimdi Onyekuru'nun atletik kabiliyetleri bence bak Rodriguez'den de önde. Dur. Rodriguez'den daha iyi atlet Onyekuru. O kadar doğru bir şey söyledin ki. Rodriguez kötü olursa Onyekuru alternatif olur dedin ya. Olmadı. Ne zaman geldi Rodriguez? Bir yere getiriyoruz da lafı beraber. Devre arası geldi. Hayır, Onyekuru. Onyekuru ne zaman geldi? Sene başı. Yani hocanın planında ne var? Gomis, Eren var. Eren'i yok sayıp Gomis yerine 1+2 adam alacağım. Bir kenarda o, bir kenarda o. Sinan'ın var. Kenarda iyiyim, değil mi? Tabii tabii. Onyekuru'nun geldiği gün dediğin o kadar doğru ki o sonraki plansızlığı da anlatıyor aslında. Onyekuru şu anda senin bazı maçlar 9 numaran oluyor neredeyse. Ama o plansızlıktan biraz dolayı. Biraz geleceğiz. Plansızlıkta kendine pay çıkarması gerekip susup oturması gereken insanlar. Her galibiyet sonu. Galibiyetlerde çıkıyorlar. Çok neşen şakrak muhabbetler, sohbetler. Sen tekniği bitir bana ver. Siz zaten konuşuyoruz girişte. Ona bir şey yaparız. Resmen Fazlı'ya ya. Yani ona geleceğiz. Resmen Fazlı'ya bu işte. Rodriguez yokken Onyekuru'nun topa girmesi lazım. Ben Onyekuru'dan çok temiz son vuruşlar ne bileyim. Rodriguez'in hangi maçta atmıştı? İnanılmaz. Uzağa kapatmıştı. Kasıpaşa maçında attığı golden ben beklemiyorum. Atamaz onu. Onu attığın zaten Everton sana kiralamaz yani. Alır takıma koyar. O Everton'da şu an Calvert-Lewin oynuyor. Calvert-Lewin dediğin adam ya. Galatasaray Alkoy şeye Süper Lig'de 15 gol atamaz Lewin. Süper Lig'de. Tabii atamaz. Şey olarak yani Everton seviyesinde de şans bulur o zaman. Ama onu atamıyorsun diye de ya bu kadar insan bu kadar atletik meziyetlerini kullanmayı becerememek tamamen bir tecrübesizlikle ve biraz kendi karar alma becerinle alakalıdır. Biraz öğrenmesi gerekiyor. Bakalım yani. Ama ilk belki, kemende uyuyacak diyorsun. Hani Rodriguez o sıçramayı Galatasaray'da yapmıştı. Ama yaşı vardır. Rodriguez 26 yaşına evet, geldi. Evet abi. Rodriguez 91 doğumlu. Oğlum 21 yaşında emin değilim bu sene içinde evet. O sıçramayı şimdi, yapamayacağına ama yani gerçekten özel atletik becerileri var ama yani Rodriguez yoksa bir maç böyle bir topa girecek Onyekuru ki insanlar da ya bu adam niye oynuyor dediği zaman bir karşılığı olsun. Rodriguez de Onyekuru kötüyse de senin silahların yani yumrukların, ellerin zayıfsa ne kadar iyi dövüşürsen dövüş ki dün de acayip bir şey oldu biliyorsun. Bilmiyorum izlediniz mi? Ben tekrar izledim. Olmuş değil mi? O da bir Haçlı seferi Halit, falan da olmuş değil mi? Halit haşladı McGregor'u. Yani orada yumruklarını kullanamıyorsan boks yapamazsın abi. İstediğin kadar iyi hareket et, istediğin kadar güzel hareket et. Olmaz. Galatasaray dün öyleydi. Ama sonra işte ekstra bir çözüm, ekstra bir deneme. Takımın dengesini bozma uğruna hoca bu fedakarlığı yaptı. Karşılığını buldu ama bulmayabilirdi. Ama bu Galatasaray'ın iyi oynadığı gerçeğini değiştirmeyecekti. Serdar abim dediği gibi ben en fazla şey derdim. Yani Onyekuru ve Rodriguez'in performansı yüzünden bu 0-0 bitti derdik. Galatasaray iyi.